Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir vlog çekiyoruz. Benim Almanya'dan bazı kuzenlerim geldi. Yani kuzen demeyeyim de şöyle. Annemin öz kuzeni geldi. Yani anneannemin kardeşinin çocuğu geldi. O da benim Türkan ablam oluyor. İşte onlar geldi. Biz de bugün gezmeye gideceğiz bir AVM'de. Ben de vlog çekmek istedim. Şu an bence güneş çok tatlı. Evet neyse o zaman... AVM'ye gittiğimizde görüşürüz. Ben bunlardan aldım. Geziyoruz. Şimdi diğer maydan okutacağız ve kalem kutalım. Kirlenmiyor. Birkaç yıl kullanabiliyorsun. Mesela ben Benetton'dan çanta aldım geçen sen. Bir yıl kullandım yani. Bir okul dönemi kullandım. Bak şunlar cüzdan olan. Bunların kalem kutu olanları var. Zıbık deniliyor. Bak şöyle. Bir dakika. Cüzdan bu normalde, tamam mı? Bak ortada cüzdan diye bir şey kalmış. Şimdi parmağı kapatacağım, yine öyle olacak bak. Hiçbir şey yok. Şimdi Flo'ya geldik. Bakacağım okul için. İçinde ne? Bunun rengi biraz şey. Siyah olsa kesin alın. Kesin. Ben bu model arıyordum zaten, şurası şöyle. Bence de. Alayım o zaman ya. Bunu Adidas. Biz bunu Adidas'ın kendi mağazasında da Spotify'sını gördük. Zaten aynı fiyat neredeyse. Buradakiler, oradakiler. O yüzden bunu alacağım. Bu zaten orada da beğenmiştim. Burada. H&M'de birkaç bir şey almak istiyorum açıkçası çünkü bir şeyler istiyorum gerçekten. Ben H&M'e gidiyoruz. Hadi gidelim. Gucci'sa. Şuraya gidelim. Şurada genç bölümü var. Bir de şöyle seçiyorum. Unicorn. Şu güzel ya. Bak ben bunu geçen geldiğimde 70 liraydı, şu an 60 lira. Hatırlıyor musunuz Zeynep'e geldiğimizde? Düşünmüşler. Ben bunu alacağım yani. Alacağım yani. İçimde kalmıştı geçen geldiğimde. Almamıştım. Görmüştüm, almamıştım. Ama bu sefer alacağım. Bu sefer artık bunun aynısının farklı renkli var. Artık kış geliyor, o yüzden sweatshirtlerimizi ayarlamamız gerekiyor. Çok güzel. Bunu diğer mağazada görmüştüm, beğenmiştim ama kalmamıştı. Hatırlıyor musun? Bu kaç yaş? 134-140. Oo, bu büyük. Bu kaç? 170 mi? Ne? Şu an... 146-152. Bak yoksa şu an... 146-152. 158-164. Allah'ım bu olsun. Olsun. 158-164. Yok bedenim yok. Neyse. Şunu da idare edeceğiz. Çünkü bunu ben geçen geldiğimde çok beğenmiştim. Ama bedeni yoktu şimdi de. O sefer de bunun bedeni vardı. Şimdi bunun bedeni yok. Bunun bedeni var. Yani. H&M bana neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Şu an bunun ikinci günündeyiz. Bugün çarşıya gideceğiz. Yine Türkan ablamla ve annemle. Biraz da çarşıda gezmek istedik. Şu an binadan çıktık.
arabaya doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi çarşıya gideceğiz. Saçlarımı böyle Türkan ablamın maşasıyla yaptım. Böyle. Simit aldık, simit yiyoruz. Çarşıda geziyoruz öyle. Aslında daha bir mağazaya girmedik ama gireceğiz. Arkadaşlar şu an yurt içi kargonun önündeyiz. Benim trendy olan sipariş ettiğim şeyler geldi. Onları almaya geldik ve çok mutluyum. Arkadaşlar şu an poşet geldi. Şu an arabayla eve gidiyoruz. Şöyle bir sıkıntı var ki ben kıyafetleri alırken yaş olarak en büyük 9-10 yaş kalmıştı. Ve hani 9-10 yaşta da son 2 ürün falan kalmıştı. Öyle yazıyordu yani. O yüzden ben 9-10 yaş almak zorunda kaldım. Çünkü en büyük 9-10 yaş vardı bu seçtiğim iki kıyafette. Dediğim gibi o yüzden 9-10 yaş aldım. Umarım küçük gelmez. Çünkü küçük gelmesinden çok korkuyorum. Cidden çok korkuyorum. Ya da büyük gelmesinden de korkuyorum. Yani kalıba bağlı aslında. Yani internetten sipariş etmek de birazdan bu yüzden sakat. Çünkü ya küçük gelebiliyor ya da büyük gelebiliyor. Aslında 9-10 yaş bana ya tam olur ya biraz küçük gelir. O yüzden bakacağız. Normalde 12 yaşındayım ama boyu biraz kısa olduğu için yani 10-12 yaş arası giyiniyorum. Hadi o zaman eve gidip deneyelim. Evet, şu an Trendyol'dan aldığım 2 ürün de elimde. Şu an gerçekten çok fazla denemek istiyorum. Arkamda da yeni odam var. Kapıyı kapatalım. O zaman ben gidip deneyeyim ve sonra size göstereyim. O zaman ilk elbiseyle başlayalım. 1, 2, 3. Ay çok güzel. Bir şey diyeceğim. Gerçekten boyu sadece kolları biraz uzun geldi. Ama boyu iyi. Şu an boyu tam yani. Kolları da bu şekilde çok güzel bence. Bütün aldıklarımı göstermek istedim. Bu
Bu alışverişin iki parçası internetten aldığım üründü. Ama diğerlerini oradaki mağazalardan aldım yani. O zaman hemen size göstermek istiyorum aldıklarımı. Hemen başlayalım. Öncelikle Katon'dan böyle bir kazak aldım. Siyah ve çok yünlü. O yüzden kışın çok sıcak tutacağını düşünüyorum. Böyle kenarında da love yazan yazılar var. Yani şöyle duruyor. Bence çok güzel. Sonra yine Katon'dan aldığım bir minili tişört var. Bu da bu şekilde böyle. Mini'yi çok sevdiğim için böyle mini tişörtler görünce hemen almak istiyorum. O yüzden böyle bir tişört aldım yine Katon'dan. Sanırım Katon'dan aldıklarım bu kadardı. Zaten alışverişin çoğu kısmı H&M'den diye düşünüyorum. H&M'den böyle düz bir tişört aldım. Üzerinde We Are All Kids yazıyor ve böyle uçları fırfırla. Böyle güzel bir tişört. Sonra bir etek aldım. Aslında ben kışın daha kalın ve daha koyu renklerdeki etekleri tercih ediyorum. Ve kışın giydiğim etekler genelde düz oluyor, yani dar alıyor. Böyle fırfırlı falan olmuyor. Çünkü bilmiyorum, ben kışa daha çok böyle düz, dar etekler yakıştırıyorum. O yüzden H&M'den yine böyle bir etek aldım puantiyle. Ve bence çok şık. Yani çok beğendim. Aslında şu an aklıma bir şey geldi. Bu etekle bu tişört olur muydu bilmiyorum ama olsaymış güzel olurmuş. Ama benim şu üstüm çizgili olduğu için, bu puantiyeli olduğu için olur mu bilmiyorum. Bu tişörtü de yine H&M'den aldım. Bunu böyle koyalım. Sonra yine H&M'den bir sweatshirt daha aldım. Öncelikle şunu değinmek istiyorum. Ben H&M, Cotton ve Defacto'nun veya Mango'nun sweatshirtlerini karşılaştırdığım zaman, yani böyle kazak tarzı kapşonlu şeylerini karşılaştırdığım zaman her zaman H&M'inkiler biraz daha böyle nasıl desem sade ve daha değişik bir çizgide oluyor. Çünkü mesela Cotton, Defacto gibi markalarda hep aynı tarz sweatshirtler oluyor. Aynı renk, aynı desen ya da benzer kazaklar oluyor. Ama ben sanırım en çok H&M'den kazak tarzı ürünler alıyorum. Çünkü H&M daha böyle sıra dışı, nasıl desem. Ya H&M'de biraz daha fazla ürün var. Base sweatshirt aldım. Bu da yine kapşonlu. Şöyle bir dakika. Nasıl gösterebilirim? Evet. Ve ben şuradaki altın yazısını çok beğendim. Never ending fun times diyor. O yüzden bence çok şık bir sweatshirt. Sonra yine H&M'den bir böyle bir hük aldım ve ben şunun şu boyunluğundaki tüyleri çok sevdiğim için aldım. Çünkü çok çok şık duruyor ve böyle. Rengi de çok güzel, o yüzden bunu kesinlikle almalıyım dedim ve aldım. Evet. Sonra yine H&M'den böyle bir kazak aldım. Bu çok tatlı bir kazak, o yüzden üzerinde gördüğünüz gibi bir tavşancık var. Bizden bunu çok beğenelim. Ve H&M alışverişim bitti. Sonra Defacto'dan böyle kendime bir takım yaptım. Aslında bu üst ve bu gömlek beraber duruyorlardı ama ayrı ayrı satılıyorlardı. Böyle bir gömlek aldım. Benim kırmızı siyah hiçbir gömleğim yoktu. Neden bilmiyorum ama almamışım hiç daha önce. Ve bunları böyle bellerine falan bağlıyorlar ya, çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu zaten alacaktım. Ama eğer gömleği giyeceksem de içine böyle bir tişört giyip hani gömleğin düğmelerini iliklememek bence çok şık duruyor. Bu da böyle şey değiştiriyor. Renk değiştiriyor. Gri oluyor ve kırmızı oluyor böyle. Evet. Böyle bir takım yaptım yani. Aslında dediğim gibi yan yanaydılar ama ayrı ayrı satılıyorlardı. Ben de hazır görmüşken ikisini de alayım dedim. Sonra Trendyol'dan iki parça ürün aldım. Aslında daha fazla alabilirdim. Ama şöyle bir şey oldu. Ben daha önce Trendyol'dan bir kıyafet almadım. Ve hani hangi bedenin bana olabileceğini bilmiyorum. Sonuçta görerek almıyorsunuz. Ve dedim ki hani ya aldığım beden küçük gelirse ya da ya aldığım beden büyük gelirse. Bu yüzden iki parça üründe aynı beden aldım.
Dedim ki hani eğer bu aldığım ürünler bana tam olursa aynı bedende başka ürünler de alacağım dedim ve öyle yapacağım zaten. Bunlar bana gerçekten tam oldu ve çok şık ürünler bence. Bunları hemen göstereyim. Ve yani öncelikle böyle bir elbise aldım. Ben bunu kış için aldım, aslında sonbahar değil tam olarak. Kış için daha uygun bir elbise. Ama böyle bilmiyorum, çok şık. Kolları böyle pullu ve püsküllü olduğu için çok beğendim. Böyle. sonra yine Trendyol'dan böyle bir etek aldım. Bu eteğin modeli bence çok sıra dışı, yani daha önce görmedim ben. Ve çok güzel. Yine bu da kareli. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar, benim son bu ara alışverişim bu şekildeydi. Şu an düzgünce katlayamadım, kusura bakmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.